Türkiye TV ekranlarından mutlu pazarlar değerli seyircilerimiz. Eğitim ve yaşama dair önemli gelişmeleri ekranlara taşıdığımız Artı Eksi programıyla bir kez daha karşınızdayız. Yine çok güzel, çok önemli bir konuyu sizlerle paylaşacağız. Ne diyeceğiz? Beynini çalıştır, kendini yenile projesini ele alacağız. Aslında bu proje Türkiye'nin ilk bilişsel onarım projesi. Çok katkıları olacak sizlere. Bunun ayrıntılarını ele alıp değerlendireceğiz. Zaman zaman belki basit unutkanlıklar yaşayabiliriz ama özellikle bilişsel kayıplarımız, bozukluklarımız olabiliyor. İşte bunların giderilmesinde 3 isim var ki ve arkasında dev gibi bir ekip var. Onlar bilgisayar oyunları gibi bir takım çalışmalar yaptı. Ve bunlarla bu yaşanan bilişsel bozuklukları gidermenin yollarını araştırdı. Çok güzel bir proje var. Bunu konuşacağız, ele alacağız. Fazla vakit kaybetmeden hemen kendilerini sizlere de takdim etmek istiyorum. Üsküdar Üniversitesi'nden çok değerli 3 isim Genç Beyinler Akademisi. Genç Beyinleri bugün burada. Misafir etmenin onuru ve gururunu da yaşıyorum. Hoş geldiniz hocam. Doktor Nebiye Yaşar, Genç Beyinler Akademisi Koordinatörü. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum Şaban Bey. Pazar sabahında herkese huzurlu dakikalar ve huzurlu bir gün diliyorum. Herkese buradan sevgilerimizi ve selamlarımızı iletiyorum. Sizlere de güzel bir seyirler diliyorum. Nebi hocamı zaten ekranlardan tanıyorsunuz zaman zaman. Sizlerle buluşturuyorum. Türkiye'de proje deyince akıllara gelen önemli isimlerden biri. Projelerin sultanı olarak da kendisi takdim ediliyor. Ben sadece takdim edileni buradan sizlere aktarmış olayım. Hocam ayaklarınıza sağlık tekrar. Uzman psikolog Berniz Sütçübaşı Kaya. Hocam evet, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Projenin psikoloğu olarak görev alıyorsunuz. Evet. Aynı zamanda sinir bilimci. Evet. Çok değerli değerlendirmeleriniz olacak inanıyorum. Bu bilişsel kayıpları, bilişsel bozuklukları, dikkat dağınıklığı, özellikle unutkanlık gibi bunlar var. Bunlar nasıl bilgisayar oyunlarıyla gidereceksiniz? Bunları ele alıp değerlendireceğiz. Evet, ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkürler. Değerli seyircilerim, bir konuğum daha var. Bilgisayar mühendisi öğrencisi Burak Kızılgeçit Üsküdar Üniversitesi'nden proje koordinatör yardımcısı. Genç yaşında projenin koordinatör yardımcılığını elde etmiş bir isim. Buradan üniversite okuyan arkadaşlarımıza da, hatta lise okuyan arkadaşlarımıza da mesajımız olsun. Bu yaşlarda, genç yaşlarda aslında biraz gayret ederek, biraz da rehberlik olarak, iyi rehberlik alarak çok güzel projelerde yer alabilirsiniz. Burak, bu öğrenci arkadaşlarımızdan biri. Burak, sen de hoş geldin. Daha önce de seni konuk almıştık. Güzel projelere imza atmıştın. Özellikle bu projelerin yazılım aşamasındasın. Bilgisayar teknik boyutundasın. Tekrar ayaklarına sağlık. Hoş geldin. Seni de dinleyeceğiz. Değerli seyircilerim, sorularınızı bizlere yöneltebilirsiniz. Bunu nasıl yapıyoruz? sabanozde@gmail.com adresinden alacağım. Twitter üzerinden de yine ve Artı Eksi sayfamızın Facebook üzerinden de sorularınızı bizlerle, kıymetli hocalarımla paylaşabilirsiniz diyelim. Nebi hocamla başlayalım. Hocam, siz bir selamımı yaptınız pazar sabahları. O sizin selamınız benim de hoşuma gidiyor. En huzurlu, en hayırlı. Bereketli bir gün olsun. Bereketli bir gün olsun diyelim. Hocam, projeye gireceğim ama öncesinde proje kültüründe biraz konuşmak istiyorum. Sizi evet. Ben buldukça bu soruyu da sormak istiyorum. Çünkü çok değerli açıklamalarınız oluyor. Proje kültürü deyince ülkemiz evet emekleme döneminde bir şeyler yapıyor. Çok değerli projeler üretiyor ama herhalde tam da istediğimiz yerde değiliz, değil mi? Çok daha iyi olması gerekirken haklısınız. Ben size katılıyorum bu konuda. Ama inanıyorum ki bizim insanlarımız, çok güzel fikirlere sahip olan insanlarımız, özellikle gençlerimiz çok güzel üretiyorlar. Ve bu üretken fikirlerini çok güzel şekilde uygulama noktasında hayata geçirebiliyorlar. Biz Genç Beyinler Akademisi'ni kurma nedenimiz bu güzel ve güçlü fikirlerin uygulama haline dönüşmesiydi. Çok güzel örneklerini şu an zaten bugün de bahsedeceksiniz. Burak'ta da böyle bir örnek başlamıştı. Çok güzel çalışmalar yapılıyor. Bizim ülkemizde insanlar bilmedikleri için ve bu konuda proje kültürüyle ilgili tam eğitim alamadıkları için o güzelin fikirleri kayboluyor. Ben onları yerüstü cevherler gibi görüyorum. Evet. Ama bu cevherleri biz işlemediğimiz zaman kayboluyorlar ve kayboldukları için de binlerce güzel fikir uygulama alanına dönüşmüyor. Belki Genç Beyinler Akademisi'nin en önemli özelliklerinden biri bu fikirlerin
en doğru şekilde ve doğru adreslere gönderilerek gerçekleştirilmesi. Hı hı. Burada eğitim de veriyorsunuz değil mi hocam? Tabii akademi ki. Olarak ücretsizdi diye hatırlıyorum. Evet, ücretsiz eğitim. Evet, ücretsiz ve gerçekten gençlerin fikirlerini dinliyoruz geldiklerinde. Onlara güzel bir eğitimin ardından bu fikirlerinin hangi donör kuruluşla buluşması gerektiğini biliyorsunuz. Çoğu zaman Kalkınma Bakanlıkları, Kalkınma Bakanlığı, diğer bakanlıklar, kalkınma ajansları, birçok kurum ve kuruluş hibe veriyor. Bu çağrılarla beraber öğrencilerin fikirlerini buluşturuyoruz. Onların önceliklerine göre eğitimin içerisinde projesini hazırlıyoruz. Ve daha sonra öğrencimiz ve öğrencimizin kurmuş olduğu ekiplerle beraber biz başvurularımızı gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerimizi yine bırakmıyoruz, bize başvuranları. Uygulama anında da biz onlarla beraberiz ve bütün bunları ücretsiz ve gönüllülük üzerine yapıyoruz. Yeter ki öğrencilerimiz en güzel şekilde fikirlerini toplumsal sorunların çözümünde bizlerle beraber olsunlar ve toplumun içinde var olsunlar ve gençlerle güçlü bir geleceğe, güçlü yarınlara yürüyelim istiyoruz. Sonuç ne oluyor değerli seyircilerim? Sonuç işte yenilikçi beyin yenileme programı destek projesi gibi somut projelerle de aslında meyvelerini veriyor. Biraz biz bugün bunu konuşacağız. Proje gerçekten çok dikkat çekici. Özellikle hocalarımı bu bağlamda misafir etmek isterim. Dikkat dağınıklığı, unutkanlık ve muhakeme bozukluğu sorunu yaşayan kişiler, zaman zaman hepimiz bu sorunlara muhatap kalabiliyoruz ve günlük işleyişimizde aksaklıklara neden olabiliyor. Akademik başarımızda, hayat başarımızda bu problemler bizi ilerlememizin de önünde engel olarak görülebiliyor. Bunu biraz konuşacağız. Bunu nasıl aşacağız? İsterseniz Bernis Hocam sizinle devam edelim. Tabii ki. Bilişsel bozulmalar diyorsunuz. Bu projeyi Nebi Hocam'dan dinleyeceğim ama bu bilişsel bozulmalar kişiyi nasıl etkiliyor? Bu, uzman kimliğinizle bu soruyu yöneltmek istiyorum size. Kişinin yaşamını nasıl alt üst edebiliyor? Bilişsel bozulmalar çok olumsuz etkiliyor tabii ki. Özellikle artık tıbbın ilerlemesiyle beraber yaşam süresi çok uzamaya başladı. Ve yaşam süresi uzadıkça da nörodejeneratif hastalıklar dediğimiz ve işte yaşlanmayla beraber görülme sıklığının arttığı çeşitli problemler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da bilişsel bozulmalar da bu hastalıklara eşlik ediyor ve bu kişilerin hayat standardını düşürmeye başlıyor ve işte hayat kalitesini düşürüyor, işlevselliğini azaltabiliyor ve sosyal ilişkilerde bozulmalara sebep olabiliyor. Dolayısıyla biz de bunların önüne geçmek ve bu bilişsel bozulmalar konusunda bir farkındalık yaratmak istediğimiz için böyle bir projeye katılmış olduk. Evet, bunu nasıl yapacağız? Sizlerden dinleyeceğim. Sosyal medya üzerinden de talepler geliyor hocam. Selamlar var. Berke Bulut sizlere çok çok selam iletiyor buradan kendilerine. Bizler de selam olsun. Biraz da Burak, mesela genç yaşta, daha önce de ben seni misafir ettim. Böyle bir motivasyonu nasıl buluyorsun kendinde? Böyle projelerde yer alıyor olmak, biraz da genç arkadaşlarıma mesaj vermeni arzu edeceğim. Çünkü Türk gençleri, Türkiye'deki gençlerimiz birçok şeyi genç yaşlarda başarabilirler, halledebilirler ve bu projenin içinde yer alıyorsun. Bir anlamda istihdam da oluyor aslında değil mi? Evet. Nebi Hocam, biraz bahsedebilir misin? Bunu nasıl beceriyorsun, nasıl başarıyorsun? Yol haritası da olacak çünkü seni seyreden arkadaşlarıma da. Tabii ilk olarak yol haritasındaki ilk şey bence yönlendirme. Hı hı. Bizi projelere yönlendiren okuldaki hocalarımız ve aldığımız eğitim. Evet. Bu aldığımız eğitimle beraber projeler hakkındaki farkındalığımız gerçekten artmış durumda. Ve bir ikinci olarak da benim için en önemli olan şey fikir. Hı hı. Bu projemizdeki fikir benim hem mesleki açıdan, mühendislik açısından hem de sosyal topluma vereceğim artı bakımından gerçekten dikkatimi çekti. Hı hı. Ve zaten bu şekilde olduğu zaman motivasyonunuz da gerçekten artmış oluyor. Eğitimimizi aldık, projemizi yazmaya başladık. Gayet de güzel toplumdan olumlu geri dönüşler aldıkça zaten motivasyonunuzu koruyorsunuz. Proje eğitimi derken mesela nasıl bir süreçten geçtin? Bunu anlatabilir misin? Proje eğitimi derken eğitimimiz zaten hocamız Nebi Hoca. Eğitimde size bazı senaryolar veriliyor. İşte şöyle bir konumuz var. Nasıl yapabiliriz? Nasıl çözebiliriz? Ya da projede ne gibi adımlar izlemeliyiz ki ne gibi sonuçlar elde edelim? Mantıksal çerçeve dediğimiz bir şey var. Mantıksal çerçeve tablosu bize şunu söylüyor. Şunu yaptım, elimde bu var. Ya da bunu yaptım, bu geri bildirim aldım gibi şekilde.
Zaten bir şeyi nasıl yapacağınızı, nasıl kurgulayacağınızı bildiğiniz zaman da her şey kendiliğinden daha kolay şekilde çözülüyor. Nebi Hocam, fikir diyorsunuz, proje. Fikir projeye dönüyor. Projede toplum menfaatine fayda sağlayan içeriklere dönüşüyor. Uçuk fikirler de geliyordur değil mi size? Zaten uçuk fikirler bizim için çok önemli. Çılgın fikirler. O çılgın fikirler güçlü geleceğe doğru sorunları daha iyi çözmemizi sağlıyor. Ve biz gençlerin öne sürmüş olduğu bütün fikirlerin çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Ve bu kıymetli fikirlerin kendi arkadaşlarıyla beraber beyin fırtınalarıyla, istişarelerle ve onların uygulamalı analizlerle, buranın bahsettiği gibi mantıksal çerçeve ile gün yüzüne çıkmasını sağlıyoruz. Yani yer altındaki madenler beynin içindeki madenler ve bu madenler bir elmas oluyor, bir altın oluyor veya öğrencinin ekiple yönlendirmesiyle beraber, hatta bu öğrencilerimiz kendi alanlarındaki uzman akademisyen hocalarıyla beraber, o hocalarımızın tezleri olabilir, makaleleri olabilir veya daha önce araştırma yapmış olduğu bir çalışma olabilir, onları bir araya getiriyoruz. Örneğin bugün bu projede yardımcı doçent Cumhurtaş hocamızın doktoradan itibaren araştırmış olduğu bir konunun da bu proje içerisinde insanlara sunumu var. Bu da çok önemli çünkü akademisyenlerimiz kendilerinin özellikle uzmanlık alanında yapmış olduğu bu çalışma projenin içerisinde toplumda bir sorunun çözümüne de destek vermiş oluyor. Ayrıca öğrencilerimiz hem kimlik gelişimi hem de ilerideki mesleki performanslarında da bu projelerin çok etkisini görüyorlar. Hocam, aslında bilimsel çalışmalardan, makalelerden faydalanıyoruz dediniz. Aslında bu çalışmalar bilimi de besliyor değil mi? Buradan çıkan sonuçlar orada belki makale olarak yer alacak, belki bir tez olarak akademik raflarda yerini alacak değil mi? Yani aslında birbirinizi destekliyorsunuz. Çok güzel bir şekilde. Zaten genç beyinlerdeki amaçlardan biri bu. Akademisyenlerin öğrencilerle ve toplumun sorunlarıyla buluşturulması ve geleceğe daha güzel, inovatif fikirlerin sunulması. Yani bunlar biliyorsunuz daha önceki yıllarda akademisyenlerin bu yapmış olduğu çalışmalar makale ve tez olarak sunuluyordu. Belki uygulama alanına bir proje mantığıyla geçirilmiyordu. Kişilerle buluşturuluyordu ama bir proje mantığının içerisinde daha inovatif, daha güçlü bir yaklaşımla toplumla bir araya getirilmesi beni çok daha fazla heyecanlandırıyor. Hocam, biraz projeye girelim yavaş yavaş. Beyinlerimizi çalıştıralım. Tamam, beyinlerimizi çalıştıralım. Kendimizi de yenileyelim. Çok beyin tabii artık hocam, Amerikan Başkanı Barack Obama'nın da çok ciddi yatırımları var. Neuroscience alanında ciddi yatırımları ve kaynak ayırıyor. Artık beyin biraz daha gizli kutu olmaktan da çıkıyor. Sırları çözülüyor değil mi hocam? Evet. Biraz projeyi, sizin projeniz çünkü bu kapsamda ilerliyor. Üsküdar Üniversitesi'nde yürüttüğünüz çalışma. Biraz bahsedebilir misiniz? Ne hedefliyoruz? Nasıl böyle bir proje? Nereden aklınıza geldi hocam? Biraz önce bahsettiğiniz gibi dünyanın bence en önemli konularından biri beyin. Ve herkes için çok önemli beyin. Her şeyin başı da beyinle başlıyor. Evet. Ve beynin sinyalleri her yere ulaşıyor. Bizim için de çok önemliydi bu çalışmalarımızda. Türkiye'nin ilk bilişsel onarım projesi olarak şu an yer alıyor. Ve burada ben özellikle konuya girmeden önce hibe veren Bakanlık, Kalkınma Bakanlığı ve bizi destekleyen İstanbul Kalkınma Ajansı'na ve yönetim kuruluna buradan çok teşekkür ediyorum. Çünkü bu güzel projenin hayata geçirilmesine bize destek veriyorlar. Bu projemizde dikkat dağınıklığı, muhakeme zayıflığı ve benzeri gibi unutkanlık, bilişsel sorunlar yaşayan 500 kişiyi biz bu projenin içerisinde rehabilite yöntemleriyle bu sorunlarını aşmayı öğreteceğiz. Niçin 500 kişi? İki ortağımız var. Bağcılar Kaymakamlığı ve Üsküdar Kaymakamlığı. Bir pilot uygulama olacak iki ilçede. Burada 14-18 yaş arası 100 tane gencimiz. Bu gençlerimiz dikkat zayıflığı, muhakeme bozukluğu olan gençlerimiz. Biliyorsunuz bu zayıflık, bu muhakemedeki bozulmalar, bu tür sorunlar kişilerin akademik başarılarına yansıyor. Direkt değil hocam. Kesinlikle. Bu unutkanlıktan dolayı istediği şekilde bu onlar için en önemli üniversite sınavlarında akademik performansını göstermeyince gençlerde depresif sorunlar da başlıyor.
Ve biz bunların daha kaliteli bir şekilde yaşam kalitelerini arttırması noktasında bu projeyle destek vereceğiz. Ayrıca 18-55 yaş arası 400 bu bilişsel sorunlar yaşayan yetişkinlere de sağlıklı ve kaliteli yaşlanma sürecinde bu yöntemlerle uygulamış olacağız. Burada bunlarla beraber hedef kitlelerimizin içerisinde 20 tane rehber öğretmenimiz, 20 tane ruh sağlığı uzmanımız onlarla beraber olacaklar. Ve biz bunları ilk defa bu yöntemlerden yararlanma noktasında kendilerine sertifikalı eğitim vermiş olacağız. Ve bunlar için, bu da onlar için çok önemli. Tabii bununla da yetmiyor. Burada yapmış olduğumuz, biraz sonra Burak da bahsedecek bu yöntemlerle ilgili çalışmalardan. Burada binlerce kişiye biz ulaşmayı hedefliyoruz. Niçin binlerce kişi? Çünkü bu yapılan bilgisayar programlarıyla sadece bizim uyguladığımız pilot bölgedeki kişiler değil, bilgisayar üzerinden Türkiye'nin ve İstanbul'daki herkese bu rehabil yöntemleriyle ulaşmak istiyoruz. Ve onlara gerçekten ilk defa Türkiye'de yapılacak olan bir denemenin içerisine de bekliyoruz ve davet ediyoruz. Rehabil dediğiniz hocam, bir de merkez yer alıyor, evet. Kuracaksınız. Onun ayrıntılarını da birazdan sizden dinleyeceğiz. Ben Lise Hocam'la devam etmek istiyorum. Hocam dedi ki 100 lise öğrencisi, 400 yetişkin, 20 rehber öğretmen, 20 ruh sağlığı. Aslında 540 ama internet üzerinden de çok ciddi etkileriniz de olacak. Oradan da destek olacaksınız. Bu kişileri, özellikle bu rehabilite edilecek olan kişileri hocam nasıl belirleyeceksiniz? Kriterleriniz ne olacak? Buradan da biraz bahsedebilir miyiz? Ya ki herkes başvurabiliyor mu? Mesela benim dikkat dağınıklığım var, unutuyorum diyen kişiler nasıl yararlanacak? Şimdi ilk olarak pilot çalışmayı Bağcılar ve Üsküdar'da ikamet eden kişilerden yapacağız. Bu pilot çalışma olduğu için ilk başta öyle bir sınırlama getirdik. Evet. Bunun için burada bu bölgede ikamet eden kişiler bize başvuracaklar ve biz bunların nöropsikolojik değerlendirmelerini yapacağız. Literatürde zaten sıkça kullanılan ve bu tür problemleri tanımlamada kullanılan testleri uygulayacağız. Ve test sonucunda eğer bu kişinin bilişsel işlevlerinden bazılarında bozulma varsa bunları projenin içine dahil etmiş olacağız. Ama tabii ayrıca yine Nebiye hocamın da bahsettiği gibi internet üzerinden hani başka yerlerde ikamet eden arkadaşlar da katılabilecekler. Bilişsel bozulma deyince hocam bunun daha somut örnek verelim lütfen. Mesela unutkanlık, kişi neyi unutuyorsa, bunun testleri olduğunu söylediniz. Evet. Tabii ki siz onları çok rahat ölçümleyebiliyorsunuz ama kişiler bunun farkında olmayabilir. Mesela somut örnekler üzerinden gidebilir miyiz? Tabii ki. Şu bilişsel bozulmanın belirtisidir, şu unutkanlıktır. Evet. Şu muhakeme biraz belki bilişsel işlevlerden bahsetmek daha iyi olabilir. Biz temelde dikkat, yürütücü işlevler, sosyal biliş, görsel mekansal beceriler ve bellek üzerine bozulmalar yaşayan bireyleri çalışmalara katacağız. Burada da neler olabilir? Mesela dikkatle ilgili bir kişi dikkatini yönlendiremiyor olabilir, dikkatini sürdüremiyor olabilir. Hedef bir uyaran verildiğinde dikkatini o uyaran üzerinde tutamıyor olabilir. Bunun gibi hani dikkatle ilgili problemler yaşayabilir. Bunun dışında bellekle ilgili yine kısa süreli, uzun süreli bellekle ilgili sıkıntılar yaşayabilir. Veya görsel mekansal bellekle ilgili yaşayabilir. Örneğin bir arkadaşını ziyarete ilk defa gidiyordur. Bir daha gittiğinde orayı hatırlamıyordur. O zaman görsel mekansal bellekle ilgili problem olduğunu düşünebiliriz. Veya sosyal bilinçle ilgili problemler yaşıyor olabilir. İşte kişilerin yüzlerinden duyguları tam olarak iyi anlayamıyordur. Hani bana kızdı mı, kızmadı mı, onu çok iyi ayırt edemiyordur. Size kızıyor birisi düşünün ama hiçbir şey davranabiliyorsunuz. Aynen öyle, evet. Yani bu da bir bilişsel bozulma alanı olarak düşünmemiz gerekir. Bunun dışında yine yürütücü işlevlerle ilgili sorunlar yaşanabilir. İşte bu da ne olabilir? Planlama, strateji geliştirme, mesela hayatıyla ilgili çeşitli kararları planlarken burada sıkıntılar yaşıyor olabilir bir kişi. Bunlar tespit edildiğinde bu şekilde rehabilitasyon programına dahil olabilecek bu kişi. Markete gidiyordur, yumurta alacaktır. Evet. Ve saatlerce ya da dakikalarca aradığı şeyi bulamayabilir. Bu da bir bilişsel sorun. Öyle aynen değil mi? Öyle. Dolaşıyor ama bir şey alamıyor. Değerli seyircilerim, bu ve benzeri sorunları yaşıyorsanız tabii ki pilot uygulama olacak ama belki internet üzerinden, şu an onu da soracağım ne aşamada, oradan da destek alarak en azından farkındalık oluşturup belki de yaşam kalitenizi çok daha iyi bir seviyeye taşımanız mümkün. Ne ile? Bu projeyle, Türkiye'nin ilk bilişsel onarım projesiyle devam edelim. Burak Kızılgeçit'le.
Burak neleri kapsıyor? Burada mesela yazılımsal olarak neler yaptınız? 20 tane oyundan bahsediliyor. Bu oyunları neye göre belirlediniz? Biraz bu sürecin teknik ayağını anlatabilir misin? Yazılımsal olarak bizim projemiz bir oyun motoru kullanıyoruz biz. Bu oyun motoru yardımıyla iki boyutlu oyunlarımızı oluşturuyoruz. İki boyutlu? Evet, iki boyutlu oyunlarımızı oluşturuyoruz. Bu oyunlarımızı kişinin dikkat dağınıklığını terapi etmek için ya da unutkanlığını işte terapi etmek için kullanacağız. Tabii bu oyunları belirlerken ya da içeriğinin, işlevlerinin ne gibi olacağını belirlerken psikolog ekibimizle beraber oturuyoruz, konuşuyoruz. Oyunun içeriğinde şu olmalı, amacı şu olmalı, şu şekilde oynanmalı gibi noktalarda birleştiğimiz zaman projede bir bilgisayar mühendisi arkadaşımız daha var. Onunla beraber de görüşlerimizi paylaşıyoruz ve oyunları oluşturmaya başlıyoruz. Şu anda oyunlar hazırlık aşamasında. Biz bu oyunların iki aşaması var. Bir seviye tespit, bir de rehabilitasyon aşaması var. Biz şu an ilk aşamayı bitirmiş durumdayız. İkinci aşamaya başlayacağız. Şu an oyunlarımızı dediğim gibi test ediyoruz. Ama proje tanıtım sitemiz hazır. Rehabil.com. Merak edenler buraya girebilir ve buradan projenin içeriği hakkında bilgi alabilirler. Ya da bize ulaşabilirler, bize mail atabilirler. Gerçekten biz de hemen dönüyoruz ve ilgileniyoruz. Bunun dışında oyunlarımız da Ocak ayına kadar tamamen bitmiş ve hali hazırda olmuş olacak. Nebi Hocam, proje bildiğim kadarıyla onaylandı. Evet. Şu an çalışmalara start verdiniz. Evet. Ama uygulama manasında ne zaman tam oyunlar ocağı gibi olacak? Evet. Kişiler evet. Mesela ne zaman evet. bu projeden faydalanabilecek? Şimdi bizim 22 Ekim Perşembe günü saat 10'da açılışımız var. Açılış lansmanımız var. Bir bilgi koyalım hocam. Yönetmenim Mehmet Altınöz de bununla ilgili bir davetiyeniz var. Ekrana evet. getirebilirse siz de hem de vatandaşlarımızı da davet etmiş olalım evet, bu programımıza. Buradan herkese daveti tekrarlıyorum. Ve bizlerle beraber olmalarından biz mutluluk duyarız. Ve kendilerini görmek istiyoruz katılmak isteyenlerin. Ne zaman hocam günü ve tarihine ilişkin? 22 Ekim saat 10 Perşembe günü Üsküdar Üniversitesi. Nermin Tarhan konferans salonunda yapacağız açılış lansmanını. Oradan protokolümüz de katılacak ve Kalkınma Ajansı'ndan yetkilimiz de katılacak. Ve ayrıca Bağcılar ve Üsküdar kaymakamlıklarımız da bu projemizin içerisinde yer alacaklar. Uygulamayı ne zaman başlıyoruz dedik hocam? Uygulamaya şimdi bu proje. Bizim proje bir yıllık bir proje. Evet. 12 ay sürecek. Şu an arkadaşlarımız bu projeyle ilgili yine aynı şekilde projelerindeki uygulama takviminde belirttikleri gibi ilk 3 ay hazırlık dönemiydi. Ve hazırlık döneminden sonra onlarla beraber bilişsel programlar dönemi başladı. Sanırım Ocak-Şubat gibi buluşmak istiyoruz özellikle hedef kitlemizle ve buradaki uygulamaların onlar üzerindeki etkilerini ve tesirlerini görmek istiyoruz. Önümüzdeki yılda inşallah 2016 Eylül'e doğru da projemiz gitmiş olacak uygulamalarda. Sonra kapanış toplantıları yapıyorsunuz. Kesinlikle. Ergoterapili hayatın ritimlerini yakala projesi hocam. Çok faydalı oldu. O projede sizler de yer aldınız. Evet. Belki buradan Hadis Telimi Derneği de çalışan gönüllü arkadaşlarımıza da bir selamlar ve teşekkürler. Selamlar ve teşekkürler diyebiliriz. Önümüzdeki günlerde Davranış Bilimleri Fikir Festivali'nin üçüncüsünü de gerçekleştireceksiniz. Bu da çok önemli bir çalışma. Özellikle evet. lise öğrencilerinin var etme ve onları değerli kılma anlamında. Projelerle beraber tanıştırma, projeleri içerisinde yarıştırmak için önemli bir çalışma, önemli bir proje ve önemli bir faaliyet. Bunu önemli buluyorum. İnşallah bir programda da bununla ilgili özel konuşalım. BBF'yi konuşalım evet. tamam hocam. Peki, ben de soracağım. Oyunlar hep tartışılıyor Türkiye'de. Ve bu oyunlardan dolayı birçok ebeveynin de ağzı yanmış durumda. Çevremde evet. de ben görüyorum saatlerce oyun oynayan. Ama siz oyunlarla bilişsel bozulmaları onaracağınızı söylüyorsunuz. Evet. Bunu biraz önce anlattınız nasıl yapacağınızı ama biraz daha açabilir miyiz? Oyun aslında avantajlı da kullanılabiliyor değil mi? Kesinlikle. Zaten bu programın bizim rehabilitasyon programımızın dünyada yapılan veya işte başka ülkelerde yapılan diğer örneklerinden en büyük farkı amacımız sadece insanların oyun oynaması ve işte orada beyindeki bir bölgelerinin gelişmesi değil. Oyun oynamaları ama bunu bir terapist eşliğinde yapmaları ve dolayısıyla oyun oynarken çeşitli stratejiler geliştirmelerini hedefliyoruz. Yani sadece orada oyun biraz araç gibi düşünebiliriz onu. Oyun bizim
küçüklükten beri hepimizin oynadığı, yetişkinlikte de oynamaya devam ettiği en önemli motivasyon araçlarımızdan bir tanesi. Biz hep oyunlarla hayatı öğrenmeye çalışıyoruz. İşte taklit yeteneğimizi oyunlar içerisinde deniyoruz küçük yaşlardan itibaren ve dolayısıyla çok yüksek motivasyon duyduğumuz bir şey. O zaman ya tedavi için de bunu kullanmak tabii çok iyi bir şey oluyor. Hani gerçekten insanların zaten motivasyon duydukları bir şeyi onlara tekrar sunarak ve bunu bir terapist eşliğinde uygulatarak çeşitli becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Hocam oyunlar da çok değişti değil mi? Mesela hocam bahsedince benim dönemimde böyle isim şehir oynamak vardı. Patiklerin çorapların altına yüzük saklayıp onları bulmak vardı. Şimdi bunlar tamamen dijital ortamda. Ve riskleri de oluyor ama oyunların değil mi hocam? Evet. Yani o ebeveynler belki o sınırı iyi muhafaza edemiyor. Tehlikeli ve riskli oyun grupları da var değil mi hocam? Evet. Yani oyun bağımlılığı geliştirebiliyor evet. Çocuklar. Özellikle de şimdi çok fazla teknolojik alet olduğu için işte telefonundan tabletine hani her yerde ulaşabildikleri için bağımlılık riski çok yüksek. Tabii ki ailelerin kontrolünde olması gerekiyor bu araçların çocuklar için. Evet Nebi hocam. Böyle... Rahabil'den bahsetmemi isteyeceksiniz evet. Biliyorum. Merkez, bu merkezi bu proje kapsamında yer alacak değil evet, mi hocam? Projenin içinde kurmuş olacağız bu merkezi. Hı. Son teknolojik araçlarla oluşturulacak olan bir merkez. Ve bu merkezde rehabilitasyon yöntemlerini geliştirme merkezi olacak. Hı. Ve merkezin tam adı Yenilikçi Rehabilitasyon Yöntemleri Geliştirme Merkezi. ARGE temelli inovatif bir merkez olacak. Bu merkezi kurmadaki amacımız projenin bitiminden sonra da uzaklık ve yakınlık dile getirmeden bütün insanlara bu hizmeti sunabilmek. Hı hı. Yani binlerce kişinin yararlanmasını istiyoruz bu yöntemlerden. O yüzden bu merkezin olması o kişilerin doğru bir muhatap bulması açısından da önemli. Hı hı. Hatta biz bu projemizin bitimiyle beraber bilişsel sorunlarla başladık. Bu defa nörolojik hastalıklar noktasında da bu yöntemleri denemek istiyoruz. Diğer projemizde bu şekilde yazacağız. Yani bu bilişsel ama nörolojik bir tık daha yukarı çekeceksiniz projenizi. Aynen. Devamlılığı ve sürdürülebilirliği olan bir proje aslında. Kesinlikle öyle ve bu sürdürülebilirliği daha güçlü olsun diye bu merkez kuruldu. Çünkü merkez ARGE ve inovatif temelli yaklaşımlar içinde alacak. Belki hiç ummadığımız birçok kişiye hizmet vereceğiz bu merkezde. Hı. Ve ayrıca gelmelerine gerek kalmadan uzaktan da bu hizmeti ve bu modelleri kullanma noktasında da etkili olacak bir merkez. Hı hı. Peki Burak uzaktan bu merkeze ulaşılabilecek diyor. Nasıl olacak? Yani bunu buradan bizi takip eden seyircilerimize neler söyleyebiliriz? Mesela bunun altyapısıyla ne kadar uğraştınız? Kaç bir bilgisayar mühendisi olduğunu söylediniz sizinle birlikte çalışan ekip olarak. Biraz çalışma süreçlerinden bahsedebilir misin? Ve kişiler buraya nasıl ulaşacak? Ben gelmeden önce girmiştim siteye. Bir yanılmıyorsam bir beyin var. Halter kaldırıyor değil mi hocam? Evet. Çok da sempatik. Beyni böyle sempatik hale zaten sempatik ama organ boyutundan çıkartıyorsunuz. Güçlü yapıyoruz. Ya bizim programımız iki versiyonlu. Çevrim içi ve çevrim dışı. Hani bir internet sitesi üzerinden olacak, bir de masaüstü aplikasyonu şeklinde olacak. Masaüstü aplikasyonu şeklinde normal DVD'den alıp bilgisayarınıza kuracaksınız ve o şekilde ulaşacaksınız. Bir de dediğim gibi internet sitemiz olacak. Bu internet sitemizden normal bir siteye girdiğiniz zaman kullanıcı adınızla şifreyle kaydolduğunuz gibi bizim sistemimize de kaydolabileceksiniz. Girdiğiniz zaman size özel bir sayfa açılacak zaten. Bu sayfa içerisinde başlangıçta rehabilite edilen ya da rehabilite edilecek kişinin seviyesini belirleyecek oyunlarımız olacak. Bu oyunları tamamladıktan sonra programımız otomatik olarak kişi ihtiyacı olan rehabilitasyon programlarını oyunlarına yönlendirecek. Bu yönlendirmeden sonra kişi skor amacı gütmeden tamamen eksik işlevlerini tamamlayabilecek şekilde bu oyunları oynayarak en az bir rehabilitasyon sürecini başarıyla tamamlamış olacak. Burada da aslında bir insanın bir şeyi başarmış olmanın verdiği hazla karşılaşacak. Bunun dışında dediğim gibi bu kişilerin rehabilitasyon oyunlarını oynadığı zaman biz veriler elde edeceğiz, feedbackler toplayacağız ve biz bu feedbackleri aynı zamanda değerlendireceğiz. Evet, uzman kişiler tarafından hocam gibi. Uzman psikolog ekibimiz var zaten ben sanımla beraber. Değerlendireceğiz ve kişiye geri bildirim yapacağız. Zaten kişi de zaten bu oyunları
Oyunlarımız bir de seviyeli olacak. İşte birinci seviyeyi bitirdiği zaman ikinci seviyeye geçecek. İkinci seviyeyi bitirdiği zaman üçüncü seviye biraz daha zorlaşacak. Bu seviyeleri tamamladıkça zaten ister istemez onun bilişsel işlevlerinde bir gelişme gözlemlenecek yani. Bu şekilde bir sistem tasarladık. İşte şu an sunucularımızı falan ayarlıyoruz. Oyunları siteye yükleyebilmek için. Çünkü gerçekten büyük bir kitleden bahsediyoruz. Hani şu an baktığımız zaman bu tarz sitelere ya da normal bir siteye bile yıllık 12.000, 15.000 civarında insanların giriş yaptığını. Altyapısı da tabii onu yürütebilecek. Kesinlikle. Tabii. Altyapıyı bilgi teknolojileri uzmanlarımız var. Onlarla beraber kesinlikle hazırlıyoruz zaten. İki mühendis şey olarak çalışıyoruz. Oyun tasarımı olsun, web tasarımı olsun. Arkamızda yine büyük bir ekibimiz var. Buyurun. Ben burada bir konuda tabii şey yapma, açıklama yapmak istiyorum. Şimdi normal oyunlarda biliyorsunuz skorlar var. İşte puanlar alıyor ve kişi hırslandırıyor. Evet. Ve daha sonra sürekli bunu almak üzere kişi artık oraya bağımlı oluyor. Ama burada rehabilite etme var. Asla böyle bir puan yok. Kişi o mesela 16 bölüm olacak. 16 bölümün içerisinde beyninin gerçekten çalıştığını ve kendisini yenilediğini hissedecek. Burada puan yok, yenilenme var ve beynini çalıştırma var ve güçlenme var bu çalışmalar içerisinde. Rehabilite etme var. Evet. Ben de bir şey ekleyeyim bunun üzerine. Bir de diğer rehabilitasyon programlarından en önemli farkı genelde diğer rehabilitasyon programları bizim çok aşina olmadığımız ama psikoloji deneylerinde veya sinir bilim deneylerinde çok sıklıkla kullanılan uyaranları kullanıyorlar. Yani ekrana çeşitli sayılar, harfler, nesneler çıkıyor ve bunların üzerinden bilişsel bir rehabilitasyon geliştirilmeye çalışıyor. Biz ama oyunları planlarken daha çok günlük hayattan çok sıklıkla karşılaştığımız uyaranlarla tanımlamaya çalıştık. Mesela işte bir markete gidip alışveriş listesini alma. Yani bir hafıza testi olacaksa orada hatırlaması gereken şey elindeki alışveriş listesini hatırlamak gibi. Yani zaten günlük hayatta kullandığı bir beceriyi yaptırmak istedik ki yaptığımız uygulamalar günlük hayata yansımaları çok daha fazla olsun. Lansmanında da pilot uygulamalarından örnekler göstereceğiz. Evet. Çünkü mini bir sempozyum olacak. Evet hocam. Dikkat ve hafıza konusunda da yer alacak bu uygulamalar. Özellikle çok merak edenleri açılış lansmanınızı bekliyoruz ki oradaki pilot uygulamayı görmeleri için. Hı hı. Kişiler aslında kendilerini test edebilecekler belki. Evet. Bir süre sonra bu mümkün olacak. Farkındalık oluşturma adına gerçekten çok önemli bir proje. Girişte de buna dikkat çek. Aslında burada farkındalık oluşturulması ve toplumun buna karşı duyarlı olması, buradan beslenmesi bu ülke için atılmış önemli bir adım da olacağı kanaatindeyim zaten. Her proje desteklenmiyor değil mi hocam? Kesinlikle desteklenmiyor. Ben burada bir konuda da daha dikkat çekmek istiyorum. Hani farkındalık oluşturmayla beraber sağlıklı yaşam kalitesi, evet, ve sağlıklı yaşanma kalitesini de ortaya çıkaran bir proje. Hı hı. Çünkü bilişsel sorunlar kişinin yaşam kalitesinin önündeki en önemli bence engeller. Bu engellerin aşılması noktasında da bu projenin çok önemli olduğuna inanıyorum. Biz hep beraber çünkü bu projenin içerisinde buna inanarak, yani topluma daha sağlıklı yaşlanma ve daha sağlıklı yaşama, daha kaliteli olmanın yöntemlerini de bu projeyle sunmuş olacağız. Diğer sorumuza geçebiliriz. Bu tabii insanlığın en önemli hakkı, sağlıklı, huzurlu bir ortamda yaşayıp hayatını idame ettirmek. Hocam, rehber hocalara yönelik de çalışmalarınız var okullarda, evet, ve farklı, aslında Türkiye genelinde bir proje değil mi hocam? Evet, evet. Biraz buradan bahsedelim biz. Nasıl olacak bu eğitim seminerleriniz? Evet, ben şöyle bahsetmek istiyorum. Şimdi 20 tane rehber öğretmen ve 20 ruh sağlığı arkadaşımıza, uzmanımıza bu konu üzerine bu yöntemlerden nasıl yararlanabilirler ve bu yöntemlerde kişilere nasıl ulaşabilirler konusunda uzmanlarımız tarafından 5 günlük bir eğitimimiz var. Hı hı. Bu eğitimle beraber sertifikalarını da almış olacaklar ve buradaki hedef kitleye onlarla ulaşmayı düşünüyoruz. Hı hı. Daha sonraki çalışma ve aşamalarımızda özellikle rehabil merkezi isteyen, arzu eden bütün rehber, sağlık çalışanları, ruh sağlığı uzmanlarına burada hizmet verecek. Yani kişiler burada özellikle gönüllülük esası üzerine davet ediyoruz ama kazanımları çok fazla olacak. Bir soru var Sevgül Hanım'ın. Diyor ki ben çok unutkanım, ne yapabilirim? sağlık programı zaman zaman, mesela cumartesi günleri sağlık programı yapıyoruz ama bu da çok önemli. Biz başta dedik ki hani vatandaşlarımızın, kişilerin unutkanlıkları, basit unutkanlıkları, muhakeme yeteneklerini kaybetmesi. Çok unutanlara bir öneriniz olacak mı hocam, sinir bilimci olarak? Bu projeye kesinlikle yer alması gerekir mi? Evet.
etmeyeceğiz. Şöyle diyelim, hepimizin aslında bilişsel farklılıkları var. Yani hepimiz mükemmel beyinlere sahip değiliz maalesef ki. Dolayısıyla hepimizin ufak tefek problemleri olabiliyor. Bunlar için hayatta stratejiler geliştiriyoruz. Kendisine strateji geliştirmesini önerebilirim. Ben kendi adıma bu tür şeyler kullanıyorum. Mesela çok fazla not almak veya işte bilgileri çeşitli konu başlıkları altında organize etmek. Yine açılış toplantımızda bunlardan bahsedeceğiz aslında. Temelde işte dikkat için, bellek için ve yürütücü işlevler için ne tür stratejiler kullanıyoruz ve hangilerini kullanmalıyız? Bunlardan biraz bahsedeceğiz. Ama bunun dışında da uygulama sitemiz açıldığında kendisi oradan başvuru yaparak oyunlarımızı oynayabilir. Sitemizi tekrarlayalım isterseniz. Buyurun hocam, tabii ki buyurun. Rehabil.com, rehatirebil.com. Evet, ilk o zaman ben çok unutkanım diyen Sevgül Hanım'a ilk olarak ilk yapması gereken bu siteyi ziyaret etmesini söyleyebiliriz. Burak, mobil erişimi var mıydı veya planlanıyor mu? Mobilden de erişim olacak mı? Aplikasyon planlıyor musunuz bununla ilgili? Planlıyoruz. İlk etapta dediğim gibi masaüstü uygulaması olacak ve web tabanlı olacak. Ama mobil uygulamasını da planlıyoruz. İlerleyen aşamalarda zaten mobil uygulamayla da çıkacağız karşınıza. Evet hocam, süremizin sonuna geldik. Yönetmenim beni uyarıyor. 22 Ekim'de Perşembe günü Üsküdar Üniversitesi Nermin Tarhan Konferans Salonu'nda bu projenin lansmanı olacak. Doktor Nebiye Yaşar, ayaklarınıza sağlık. Uzman psikolog Berniz Cübaşı Kaya, ayaklarınıza sağlık. Burak Kızılgeçit, senin de ayaklarına bir sağlık. Bir mesajımızı bildirelim o zaman. Buyurun. Genç beyinlerle güçlü projeleri ve güçlü geleceğe doğru hep birlikte el ele olalım. Evet, bir fikrin varsa Genç Beyinler Akademisi'ni ziyaret edebilirsiniz. Değerli seyircilerimiz, bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya saatler 11.10'u gösterdiğinde farklı konu ve konuklarımla yine karşınızda olacağız. Hoşçakalın.